Merhabalar sevgili arkadaşlar ee, ekonominin enflasyonun sıralamalarla ne alakası var hocam diyeceksiniz anlatacağım şimdi ama öncesinde şunu söylemek istiyorum ee, ben de bu yıl sınava girdim ee, youtube'da takip ettiğim bir tane rapörlük kanal var o da özgürce rapörlük yani bu kanal sevgili arkadaşlar ee, bakın şöyle videoları size ne lazım olacaksa her şey var Allah'ın izniyle gelmeye de devam edecek ee, bildirimleri açarsanız Kafanız rahat bir şekilde tercihe kadar tercihlerden sonra üniversite kayıtları, burslar, yurtlar, ıvır zıvır hepsi olacak. Ekonomi nasıl etkileyecek hocam? Anket paylaşmıştım ben e, kanalımızda. Ekonomik sebeplerden dolayı bulunduğum şehirde, bulunduğum ilde okumak zorundayım. Evet ya da hayır. %56'sı evet'i seçmişti sevgili arkadaşlar. %56 çok yüksek bir oran. Ya bu sıralamaları nasıl etkileyecek? Yani bölüm bazlı değiştirmez belki. Hani atıyorum işte hemşirelik şu sayıda kapatacaksa genel anlamda onu çok etkilemez. Ama üniversite bazlı etkileyecek sevgili arkadaşlar. Neden etkileyecek? Şimdi günümüz şartlarında bir öğrencinin Anadolu'daki bir üniversite okuması minimum 5000 lira. Büyük şehirlerde de 7-8 bin lira minimum diyorum bakın. Şimdi öğrenci yani e, maddi durumu ailesinin iyi değil. Atıyorum hemşirelik İstanbul'daki bir hemşireliği kazandı ama bulunduğu şehirde de var mesela hemşirelik Kütahya'da da var mesela diyelim. E, İstanbul'a gitmek yerine kendi şehrinde okuyacak yüksek puanla. E, bu sefer İstanbul'un sıralaması gerilerken Kütahya'nın sıralaması ilerleyecek. yani Kütahya'da daha iyi öğrenciler yüksek puanlı tercih için oraya girmek biraz daha zorlaşacak İstanbul'a girmek biraz daha kolaylaşacak gibi. İşte bu yüzden tercihlerde tercihlerde büyük sürprizler bakın üniversite bazlı diyorum tekrar söylüyorum üniversite bazlı büyük sürprizler yaşanabilir bu yıl bu ekonomik sebeplerden dolayı yani sizlerden çok soru geliyor ee, instagramdan gerek burada yorumlara hocam işte sıralamam şu şu üniversite gelir mi bakın üniversite konusunda bir şey diyemem çünkü üniversitelerde çok çılgın oynamalar olabiliyor yani hem olumlu hem olumsuz hem aşağı hem yukarıya yani 10 binlik yer 40 bin olabilir 40 bin liralı 20 bin'e düşebilir. Bu hiç belli olmaz. Ama genelde tablo çok değişmez. Yani o bölümün tablosu çok değişmez. Ama üniversite bazı çok büyük sürprizler olabiliyor. O yüzden bu söylediğim sebepten dolayı da bu ekonomik sebeplerden dolayı da emin olun İstanbul'daki birçok bölümün sıralaması geçen yıldan daha geriye gidecek. hani 20 bin ise 25 bin'e gidecek gibi. Ben bu şekilde düşünüyorum. İstanbul ve Ankara'daki üniversitelerde özellikle. E tabii kalkıp da Boğaziçi'dir, işte ne bileyim İTÜ'dür, ODTÜ'dür, Hacettepe'dir bunlar da değil de daha altlardaki bölümlerde e, bu sıralamalarda gerilemeler mutlaka alacaktır göreceksiniz sonuçlardan sonra bugün başlıyorum bölüm tahminlerine hangi bölüm kaçta kapatır sırasıyla hepsi gelecek sizlerden sorular geldikçe onlarla ilgili de video çekmeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar birebir de soruyorsunuz maalesef yani on binlerce takipçi var yani benim iki tane gözüm bir tane beynim var yani ben tek siz hepiniz diye bir şarkı vardı ya onun gibi işte ben tekim siz hepinize yardımcı olmam imkansız o yüzden illaki de böyle birebir bireysel ilgi veya bilgi isteyenler oluyor. Onlar için de ücretli tercih danışmanlığı yapıyorum. Sizin de malumunuz dediğim gibi herkese yetişmem imkansız. Ama ona da gerek kalmayacak emin olun. Ben size her şeyi anlatacağım burada. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.